Gül yetiştiren adam, yedi güzel adamdan biri. Rasim Özdenören. Öykü, hikaye, deneme ve roman yazarı. Hayatı boyunca Nuri Pakdil, Sezai Karakoç, Necip Fazıl gibi edebiyatımızın öncü isimleriyle yol yürüdü. Özdenören eserlerinde insanın iç sesine odaklanır. Çünkü insanın gerçek hikayesinin içinde olduğuna inanır. Büyük hikayeler değil, küçük, sıradan insan hikayeleri anlatır. Öykülerinde modern insanın problemlerini modern bakış açısıyla işler. Örneğin, Huyu öyküsünde Hazreti Yusuf kıssasını yeni bir yöntemle okuyucuya sunar. Aynı şekilde denize açılan kapı, tasavvufi geleneğin güncel bir yorumudur. Çok sesli bir ölümde ise bilinçaltının karanlık dehlizlerini yoklar, bastırılmış duyguların insana etkisinin izini sürer. Öykü kitabı çözülmede insanı merkeze alarak kültürel değişim ve batılılaşma gibi toplumsal konuları anlatır. Rasim Özdenören'in düşünce dünyası ve edebi kimliği İslam'la şekillenir. Yazarken, konuşurken İslami kimliğinden asla taviz vermez. Bu yüzden ona göre sanat, en büyük sanatçıyı anlama çabasıdır. Çok okuyup çokça yazı kaleme alan Özdenören, insan yetiştirmenin okumakla mümkün olabileceğini şöyle ifade eder. Bol bol okuyun ve okumayı terk etmeyin. Derdi olan insan okur. Derdi olmayan da okuyarak dert sahibi olur. Asıl mesele bizim bir derdimizin olmasıdır.